Selamünaleyküm, merhabalar değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi iki adet ürünüm var. Bir tanesini A101'den aldım, birini de Tarım Kredi Kooperatifinden aldım. Tarım Kredi Kooperatifinden şu hazır muhlamayı, yani kuymağı, birinci süt markalı. Bunu yaklaşık 34 lira mıydı, 36 lira civarına aldım bunu. Ya 34 ya 36 lira olması lazım. 250 gram. Ya bunu pişirme önerisi şu şekilde. Tavada 250 gram zaten bunun tamamı. Tavada 1-2 kaşık sıcak su ilave edilerek, şöyle arka tarafında da yazıyordur muhtemelen, eriyinceye kadar pişiriliyormuş. Bunu bir deneyeceğiz, bakacağız. Fiyat performans değerlendirmesi yapacağız, tadına bakacağız. Ondan sonracığıma şu nimetin de su böreğini aldım. Bunu da A101'den 47 liraya aldım. Bunun da pişirme önerilerinde 200 dereceye önceden ısıtılmış fırında 15 dakikada pişirin diye yazıyor. Sıcak tüketin demiş, bakın şurada köşede. Bu da Nimet markalı. Bunun da tadına bakacağız. Şimdi ne yapalım? Öncelikle Nimet su böreğini açıp fırına verelim. Bakın şöyle şu şekilde açıyorum tek kolla. Hatta bunu bir ayrıyeten bir tepsiye koymaya da gerek yok. Kendi alttaki şu plastik vari tepsi, yani tepsi dedim ya, plastik vari ambalajı ısıya dayanıklıymış. Direkt bu şekilde fırına vereceğiz. Yani şu kağıtları falan sökün etrafındaki, üst kısmındaki. Şöyle açalım. Heh. Bakın böyle şu şekilde fırına verelim bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Şunu alalım önce. Oh. Şöyle koyduk. 15 dakika pişsin bakalım bir. Biz gelelim diğer ürünümüze. Bunu da ocağa geçip pişirmeye başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, ocağımıza geldik. Şimdi şöyle bir düzeltme yapayım. 1-2 yemek kaşığı mı dedim bilmiyorum ama videoda sıcak su ilave edin demiş arka kısmında. Aslında öyle bir şey değil de 1-2 çay bardağı ılık su ilave edin demiş. Hatta şöyle okuyayım ben arkasını. 250 gram mıhlama kuymağı ovalayarak tavaya koyun ve 1-2, yani yarım çay bardağı, 1-2 yani 1 bölü 2 yarım çay bardağı ılık su ilave edin. Tamamen eriyip uzayıncaya kadar orta ateşte karıştırarak pişirin demiş. 5 dakika sonra hazır olacaktır. İsteğe göre tereyağı ilave edilir. Sıcak servis ediniz. Afiyet olsun diye yazmış. Bir deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle açalım, içinden nasıl bir şey çıkacak. Bir görelim önce. Şöyle bakın. İç kısmı. Şimdi bir de bunu açması var. Nasıl açacağız? Hemen bıçak alalım. Böyle bir bıçak yardımıyla şuradan kestik. Açtı. Ovalayarak demiş. Elinizle ovalayarak nasılsa böyle parçalayarak herhalde. Heh. Şöyle parçalayalım. Tavaya atalım. Ocağımızda yakalım. Orta ateşte. Şöyle. Şöyle yarım çay bardağı da suyumuz da hazır, ılık su. Onu da şöyle güzelce Bismillah. Heh. Onu da ilave ettik. Bir adet de tahta kaşığım var. Bununla böyle karıştırarak halledeceğiz. Bu eriyince de ben biraz tereyağı ilave edeceğim. O isteğe bağlıymış. Arka kısmında öyle yazıyor. Daha lezzetli olur herhalde. O şekilde deneyeceğiz. Bunu da çöpe.
Yallah. Bu arada çay da koymuştum. O da kaynamaya başlamış. Onu da demleyelim. Da çayımız da hazır. Şöyle. Pratik olsun diye demlik poşet kullanıyoruz. Daha pratik. Hemen bir tane attım çayın içine. Demlensin o da. Yemeğe hazır. Şimdi muhlamayı eritelim biz. Bakın çözülmeye başladı yavaş yavaş. Evet değerli arkadaşlar, bakın kıvama geldi. İyice bakın uzamaya başladı. Tabii ben bu arada tereyağını bulamadım. Hanım kim bilir nereye koymuş. Hanımı da gittim kaldırdım. Çayım da kaynamaya yine başladı. Evet şöyle. Altını kısalım çayın. Börek de bu arada fırında pişmeye devam ediyor. Şunu unutmayın. Erkeğin iyisi sahurda belli olur. Bak hanım yatıyor. Ben sahur yemeği hazırlıyorum. Şimdi hanım gelir, kaldırdım. Aha geldi. Hanım hoş geldin. Bak uykusuz. Ben tereyağını bulamadım da sana zahmet, tereyağı bana lazım biraz. Senin de çorbada tuzun bulunsun. Bak sana kuymak yaptım. Su böreği açtım. Dolabını kapatalım. Ver bakayım. Şöyle. Tamam, demir taşıdan. Evet değerli arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı da ilave etti. Karıştırmaya devam. Bu arada fırında böreğimize de bakalım. Hemen şöyle açalım. Bu biraz daha pişmesi lazım. Evet değerli arkadaşlar. Böreğimiz de pişsin. Sofrada tadımda görüşürüz. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle kuymağımız pişti. Böreklerimiz de pişti. Yalnız bu börekten şikayetçiyim. Şundan dolayı üzerinde 15 dakika yazmışlar. Yaklaşık 50 dakikadır fırında. İçi anca eridi ve pişti değil mi? Şimdi hanım bir tatsın böreği öncelikle. Nasıl börek, bir bak bakalım. Yani 15 dakikaya güvenmeyin. En az bir 40 dakika 200 derecede pişirin. Yoksa içi aynı buz gibi oluyor. Donmuş ürün ya. Nasıl, güzel mi? Bir tat bakayım bir. Bismillah dersen daha lezzetli olur. Niye yan baktın? Elime sağlık mı? Demeye dilim varmıyor değil mi? Bütün her şeyi hazırladım. Güzel mi? Hı hı. Ağzı yanmış. Şimdi ben de öncelikle şöyle şu kuymağın tadına bakayım. Ha. Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahi bu da güzel. Biraz tereyağı katmasak olurmuş aslında ama bence olsun. Güzel. Bana yesen bunu boş ver. Böreği de şöyle nasıl yapalım? Şunu önce bir kameramı bir yerleştireyim. Evet arkadaşlar bakın su böreği de şöyle iç kısmını da göstereyim. Yani Bismillah deyip keseyim çünkü o çıtır çıtır baksana ya. Yani harbici su böreği yani bu. Bismillahirrahmanirrahim. Harbiden su böreği güzel. Allah var yani güzel. Yani evde yapsak daha iyi olur ama bu da güzel yani. Ev böreği gibi. Öyle bir yapaylık yok. Evet değerli arkadaşlar. Kuymanın tadına baktın mı hanım? Hadi ona da bak. Ondan sonra sahurumuzu yapalım yoksa aç kalacağız. İyi. Sen yerken. O nasıl? Beğenmedin mi? Vallahi hanım bunu beğenmedi. Ben yapmıştım bir ara bundan değil mi? O daha güzel lezzetliydi sanki. Biz kendimiz yapmıştık, o daha güzeldi. Evet. Yine iyi ya, idare eder. Çok da lezzetli değil ama güzel. Yani öğün savuşturur. Börek güzel. Evet değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı sahurlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza bu arada abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.